Herkese merhaba dostlar. Miles Havakar detaylı Satsuma toplama serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Satsuma'nın motorunu detaylı bir şekilde toplayacağız. Ama videoya geçmeden katıl butonuna destek olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kesene bereket. Onlara da selamımızı gönderdikten sonra videoya geçebiliriz. Evet, şimdi bu bölümde Satsuma'nın motorunu toplayacağız. Yalnız motorunu toplamaya geçmeden önce birkaç ek bilgi vereceğim. Şimdi oyunu her başladığınızda gördüğünüz parçalardan bazıları değişebiliyor, sıfırlanabiliyor. Yani tamircide bulunuyor. Nasıl bulunuyor derseniz, şu an sökük bunlar mesela. Aracın üzerine sökük olmaları lazım. Tamirciye geldik, kapıyı açtık, sağa bir döndük. Gördüğünüz gibi her parçanın sıfırı var. Burada. Ve fiyatları bu şekilde. Toplamda 10.000 marka tüm parçaları sıfırlayabiliyorsunuz. Bakın, yakıt pompası, su pompası, şarj dinamosu, marş dinamosu, her şey değişiyor. Conta, blok. Her şey değişebiliyor. Şimdi bunu açıklamamın sebebi, hop eve geldim. Bunu açıklamamın sebebi, oyuna her başladığınızda bu parçalar random bir şekilde, yani rastgele bir şekilde, hasarlı bir şekilde geliyor. Yani bu parçalar şu an 4 dörtlük parçalar değil. Mesela şu pistonun durumu kötü olabilir. Biz bilmiyoruz şu an ama arabayı çalıştıracağız. Belki de şuradan şuraya gidince bu piston kırılacak. Veyahut da yakıt pompası çalışmayacak. Random bir şekilde parçalar hasarlı geliyor. O yüzden motoru taktığınız, elektrik tesisatını çektiğiniz, topladığınız motor çalışmayabilir, arızalı olabilir. Onların hepsinin çözümünü size göstereceğim. Ama şimdilik motoru herkesin toplaması gerekiyor. İsterseniz parçaları sıfır alın toplayın, isterseniz bunlarla toplayın. Şimdi biz bu motoru bu parçalarla toplayacağız. Ne arıza çıkarsa kabulümüz. Yani mecburen öyle olacak. Yani sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim çünkü oyunun zevki burada bence. Bir şey arıza çıkacak ki onu çözmeye çalışacağız. Ve neyin arızalı olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. MSC Editor diye bir mod var. Modu direkt indirip açtığınız zaman nasıl kullanıldığını gösteren videolar var. Bu Satsuma Report bölümünde bu parçaların staminaları yazıyor. Yani işte atıyorum şu %10 diyor, şu %50 diyor, lastiklerin durumu falan yazıyor. Arabaya marş basacağımız bölümde hangi parçanın durumunun ne kadar kötü olduğunu göstereceğim. Öyle marş basacağız ki sorun neymiş? Hani hangi parça hangi soruna neden oluyormuş onu orada görelim diye. Şimdi biz motoru normal bir şekilde toplamaya başlayalım. Bu videoda önceki videolar gibi sol alta şey yazıyordum. Parçaların vidalarını ve numaralarını yazıyordum. Onları yazamayacağım çünkü çok parça olduğu için. Üşenirim yani. O yüzden sadece söyleyeceğim. Zaten YouTube'un alt izleme kısmındaki yerleri ayırıyorum zaten. İşte motor bloğu falan filan gibi, hani takacağım parçanın bölümünü belirtiyorum orada. Oradan tek tek bakabilirsiniz. Ama size tavsiyem, ya bir yere not alın. Bir kağıda yapacağım, takacağım parçaların vidalarını not alın. Sırasını ve. Ya da bir kere izleyin. Büyük ihtimal aklınıza kalacaktır. Yani çoğunuzun aklında kalacaktır. Motor bloğunu şöyle alıyoruz. Aldıktan sonra şurada bir parçamız var. Crankshaft. Bildiğiniz shaft. Bu shaft'ı böyle oturtturuyoruz. Bunun hiçbir vidası yok. Yalnız burada küçük parçalarımız olacak. Ben ezbere gidiyorum. Bu küçük parçalarımızla bunu sabitleyeceğiz. Crankshaft'ın vidası yok ama bu parçaların vidaları olacak. Birincisi buraya. Birincisi gördüğünüz yere. İkincisi hemen ortaya. Üçüncüsü ise en sola. Böyle setimizi açalım. Buraya bu arada bir düzene soktum motor toplayacağız diye. 9 numara. 9 numarayla ikişer tane vidaları var bunların. Toplamı 6 tane vidası var. Bunları sıkacağız. Bunlar dediğim gibi bir kağıda not alabilirsiniz eğer aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız. Veyahut da videoyu izleyerek deneyin yani. Böyle videoyu bir baştan sona izleyin. Sonra kendiniz toplamaya çalışın. Eksik kaldığınız yerde açarsınız, gene bakarsınız. Ne olacak yani, zevk almaya bakın oyundan. 2, 4, 6. Şimdi bunları taktıktan sonra hemen ana bileşenlerimizden pistona geçiyoruz. Piston 1. Şu şekilde. Bakın, bunların biri bu taraftan başlıyor. Piston 1 öbür taraftan başlıyor. Piston 2. Pistonlarımızın 7 numarayla ikişer tane vidaları var. Yani 2, 4, 6, 8, 7 numarayla vidaları var. Satsuma'nın motoru 4 piston. Bunu da zaten buradan herkes anlamıştır. Tüm pistonların vidalarını güzelce sıkıyoruz. Yani gevşek bırakmayın, sonrasında arızalar açabilir. Senin toplayacağın motorun ta demeyin yani. Ben doğru topluyorumdur, siz bir vida sıkmayı unutuyorsunuzdur belki. Olabilir yani bir şeyler.
Pistonlardan sonraki parçamız camshaft. Camshaft'ı alıp şöyle koyuyoruz ve gördüğünüz gibi buraya denk geliyor. Bunun 5 numarayla iki tane sadece vidası var. Böyle. Bloğun yan kısmında. Camshaft'ı taktıktan sonra camshaft'ın şurada camshaft gear'ı var. Dişlisi. Şimdi burası önemli. Bir tane 10 numarayla vidası var. Şöyle yakınlaştıracağım. Sıkmayalım. Ha. Burada bir çentik var görüyorsunuz. Bu çentik şuraya denk gelecek. Bak şurada dur ışığı yakayım. Bakın şurada bir çentik daha var. Şurada. Bu çentik o çentiğe denk gelecek. Yani biz buna sent ayar diyoruz büyük ihtimalle sanayide. Yanlış bilmiyorsam. Motorun sent ayarını. Buraya zincir takılıyor çünkü. Sent ayarını yapıyoruz. Bu çentik bu çentiğe gelecek. Şöyle. Bir tane daha çevirdik. Şöyle tam düz açıdan bakarsanız daha kesin sonuç alırsınız. Şu an mesela karşı karşıya duruyor gibi görünebilir ama durmuyor. Bir tane daha. Tam şu an karşı karşıya duruyor gördüğünüz gibi. Bunun ayarı bu. Bu ayarı yaptıktan sonra hemen bunun zincirini takıyoruz buraya. Ve gördüğünüz gibi sent ayarını da yapmış olduk. Bu önemli bir ayar. Bu arada bunu yapamazsanız motor çalışmaz. Yani çalışmayabilir. Motora zarar da verebilir. Zinciri taktıktan sonra o zincirin bir cover olacak burada bir yerde. Aynen böyle. Timing cover. Cover alıp buraya takıyoruz. Taktıktan sonra 6 numarayla 6 tane vidası var. 66. 6 numarayla 6 tane vidası var bunun. Hemen sıkıyoruz. 3 üstte 3 altta gibi düşünebilirsiniz. Buna geliyoruz. Crankshaft pali. Bu paliyi alıp buraya takıyoruz ve bunun da 11 numarayla bir adet vidası var. Bunu rastgele böyle sıkıyoruz. Hiçbir ayar mayar yok. Bu zincir tarafını topladık. Ama daha yapacağımız şeyler var bu tarafta. Water pump. Water pump tam olarak buraya takılıyor. Ve water pump'ın 7 numarayla 5 tane vidası var. 1 2 3 tane burada. Bu arada artık bundan sonra burada bu videoda da hatırlatayım. Bundan sonra bu aracın toplanışı güncel. Miles Amerika'da köklü bir değişiklik gelmediği sürece ki gelmeyecek. Şundan yola çıkıyorum. Yapımcı Steam'de o toplulukta oyunun yapımcısı dedi ki bundan sonra Miles Amerika'da herhangi bir değişiklik getirmeyeceğim. Sadece bug fixlerim, ondan sonra hata düzeltirim falan filan bunları yaparım dedi ama Miles Amerika bundan sonra değişmeyecek dedi. Yani köklü bir değişiklik yapmayacağım dedi. O yüzden artık bu aracın toplanışı son bu şekildedir. Bundan sonra da güncel bir toplanış yok. En güncel budur yani bundan sonra. Su pompasını taktık. Water pump'ı. Bu su pompasının palini takacağız. Kapağını takacağız ve bu da 7 numarayla. 7 numarayla 4 tane vidası var bunun da. Bunu da taktığımıza göre su pompası da işimiz bitti. Bu kısmı tamamladık. Şimdi gelelim. Oil pen dediğimiz karteli. Bildiğimiz yağ karteli. Bunu alıyoruz. Ve bunun yine 7 numarayla. 7 numara elimizdeydi zaten. Tam tamına 8 tane vidası var. Böyle çeviriyoruz hepsini görmek adına. 4 tane burada. Dört tane de aşağıda. Dört yukarıda, dört aşağıda. Bir tane de şu köşede. Bir tane de 13 numarayla şurada yağ tıpamız var. Bu açık kalırsa yağ yukarıdan koyduğunuz yağ aşağı gider. Yağ bakımlarını da buradan yapacağız gene. Oil pen'i taktık. Tüm vidalarını sıktığımızdan eminiz. Şimdi gelelim engine plate. Bu engine plate'i alıp şöyle derdemin oluyordu ama ben bir şey şöyle açı verirsek olacak. Engine plate'i buraya takıyoruz. Taktıktan sonra buraya bu flywheel dediğimiz galiba volanta benziyor. Hani basketbol tanımıyla karşısında volant olur ya, volanta benziyor. Flywheel dediğimiz şeyi buraya şu şekilde buraya takıyoruz. Burada çarpışar çıkabiliyor ama oyunun şeyleri onlar. Buraya takılacak yani. O engine plate'in üstünde flywheel takılacak. Bu flywheel'i 7 numarayla sıkacağız. 7 numarayla bunun 6 tane vidası var. Burada
Debriyaj topluyoruz. Bu üç parçayı birleştiriyoruz. Şu şekil. Bunu buna taktık. Şurada balatası bunun. Baskı balatayı da topladığımıza göre bunu şuraya yapıştırabiliriz. Bunun da 6 numarayla 6 tane vidası var. Burası debriyaj kısmı arabanın. Tamam, burayı topladık. Debriyaj kısmını topladık. Şimdi gelelim Koç gibi şanzımana. Gearbox. Bu arada gearbox'ın bozuk olmasının belirtisini söyleyeyim. Ya 1'e 3'e ya da 2'ye 4'e geçmiyor. Eğer böyle bir sorun olursa arabayı topladığınızda şanzıman bozuk. Gearbox şöyle. Hop. Tik işareti geldiği gibi bırakıyoruz. Taktık. Gearbox bu şekilde takılıyor. Yalnız bunun bir de hazır böyleyken şurada bir yerde baskı balatanın kontrol cover var. Kapağı. Bunu buraya takıyoruz. Şu iki vidayı sıkıyoruz ki bu kapakta tutuyor. Yani şu iki vida aynı zamanda bu kapağı tutuyor. Eğer sıkıp takmaya çalışırsanız şu iki vidayı bu kapağı takamayacaksınız bir daha. Heh, şimdi taktık bunu. Gearbox'un yani şanzımanın 6 tane 7 numaralı vidası var. Üç yukarıda, üç aşağıda veyahut da üç sağda, üç solda olarak düşünebilirsiniz. Bir tane de 10 numarayla şurada büyük bir vidası var Gearbox'ın. Bunu sıkmayı unutmayın. Bakın 6 tane küçük var, bir tane de 10 numarayla büyük var. Aynı şey gibi, oil pen gibi. Yani kartel gibi aynı. Bunlar bittiğine göre burada bir yerde bizim şimdi gördüm. Drive gear'ımız olacak. Bunu şuraya, şu dereye denk gelecek şekilde takıyoruz. Ve bunun 6 numarayla 7 tane vidası var. 6 numarayla 7 tane. 6 tanesi burada vidanın, bir tanesi de kolunda. Tam olarak bu şekilde. Drive gear de bitti. Motor bir şekle geldi, şekle şemale. Şimdi takacağımız şey starter. Yani bildiğimiz marş dinamosu. Marş dinamosunu alıyoruz. Bu arada marş dinamosunda arıza belirtisi. Marşa bastığınız zaman biz böyle sürtme sesi, bir sıyırma sesi gelip araba çalışmıyorsa sizinki marş dinamosu arızalıdır. 2-3 kere yaptığınız zaman arka arkaya çalışabilir. Ama hiç çalışmıyorsa, o sürtme sesi devam ediyorsa bu arızalıdır. Bunun yenisini almanız lazım. Bir yandan toplarken de arabanın arızalarını anlatıyorum. Ki her şekilde yardımcı olabileyim diye. Şimdi bunun 7 numarayla 2 tane vidası varmış. Şöyle yakınlaştıralım. Biri burada. Diğeri de görünmüyor olabilir ama arka tarafında bunun. Şu şekilde. Evet. Starter'ın diğer vidasını bulamayanlar olduğunu görüyorum. 2 vidası var. Siz düz baktığınız zaman görmüyorsunuz ama 2 vidası var. Böyle çevirelim. Starter'la işimiz bitti. Şu küçük yerde elektrik kablosu geliyor. Buranın da biraz sıkılıyor tekrardan. Onu söyleyeyim. Starter'ı taktık. Marş dinamosunu. Şimdi gelelim üst tarafa. Heat gasket dediğimiz conta. Bu conta eğer bozuksa veyahut da kırıksa aracınıza yağ yakma olur. Motor yağ yakmaya başlar. Eğer yağı çok yakarsa pistonlara zarar verebilir. Yani üstten. Pistonları yakabilir, eritebilir. Motorda yağ yakma başlar bu conta kötüyse. Araçta beyaz duman atma falan varsa bu contadan olabiliyor. Yani genelde yağ ile ilgili şeyler, sorunlar bu contadan. Tabii ki direkt piston kırma, piston eritmeye kadar gidiyor bu işler. Heat gasket'i de taktığımıza göre, yani üst kapak contası mı diyelim, ne diyelim, kapak contası mı diyelim, blok contası mı diyelim, öyle bir şey taktığımıza göre. Şimdi gelelim cylinder heat. Hatta şöyle bakalım. Burada gördüğünüz gibi siboplarımız var. Bob valflerimiz. Satsuma 8 valfmiş gördüğünüz gibi. 2, 4, 6, 8. Satsuma 8 valfmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. 4 piston 8 valf. Bu üst kapağımızı takıyoruz. Taktıktan sonra bunun 7 numarayla 10 tane. Zaten elimizde 7 numara varmış. 10 tane vidası var. Gördüğünüz gibi. Zaten vidaları direkt açıkta. Şöyle 5, şöyle 6,
Şöyle 7. Şöyle 8. Şöyle 9. Şöyle de 10. Bu bozulan bir parça değil. Bunu geçtik. Hazır buraya gelmişken ben şuraya bu arada parçaları aldım. Şuradan bujilerimizi alalım diyecektim. Bujinin birini fırlattık yanlışlıkla. Şöyle alalım. Bir buji kutusu alıyorsunuz gidip marketten. 4 tane zaten içinden çıkıyor. Şöyle 1. Şöyle 2. Bujileri tek tek şu deliklere yerleştiriyoruz. Ateşlememizi yapacak bujiler bunlar. 4 tane bujimiz var. Ve burada bunun önüne bu anahtarıyla eski seti kullananlar için de şu anahtarıyla sıkılıyor. Mesela bakın. Evet. Bu bununla. Burada da bununla sıkılıyor. Hemen sıkalım. Bu yüzlerimizi taktığımıza göre şimdilik bu iş tamam. Sonra gelelim bu parçaya. Bu parça rocker Bu parçanın ayarı var. Eğer motoru çalıştırdığınız zil sesi gibi bir ses geliyorsa bu parçanın ayarı bozuktur. Bu parçanın şurada tornavidalarla yapılan bir ayarı var. Bu ayarın nasıl yapılacağını elektrik tesisatı çekip motoru çalıştıracağımız zaman size göstereceğim. Ama şimdi sadece motoru topluyoruz. Bu arada bunun da 8 numaralı 5 tane vidası var. Yani bu parça da bozulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Bu da bozulabilen parçaların. Aklıma geldikçe söylüyorum bu arada. Bunu taktığımıza göre burayı geri açabiliriz bu arada. Yağ koyduktan sonra da burayı açabilirsiniz. Yağ eksilmiyor. Yani motoru tamamladınız, yağını koydunuz. Sonra şurada bir arıza çıktı diyelim. O dediğim ses mes geldi. Bu kapağı geri açarsanız şu kapağı yani sorun olmuyor. Açabiliyorsunuz. Şimdi bunun cover'ını takacağız. Bu cover'da 7 numarayla 6 tane vidası varmış. 3 burada, 3 öbür tarafta. Evet. 6 tane vidasını sıktık. Şimdi distribütör tam olarak burada. Bu distribütörü alıyoruz. Şuraya saplıyoruz. Bunun tornavida ile vidası var. Yalnız bunun da ayarı var. Arabayı açtınız gene zil sesine benzer bir ses alıyorsanız bu arada şunun sesle bunun sesi farklı ama çok benziyor. Bunun ayarı da bozuk olabilir. Bakın bunu böyle ayar yapabiliyorsunuz. Ama bunu da motoru toplayayım. Elektrik tesisatı çektikten sonra bunun ayarını yapmayı da göstereceğim. Yani motorda yapacağımız temel ayarlar var. Bunların hepsini motoru çalıştırmadan önce yapacağız. Şimdilik sadece motoru toplamakla meşgulüz. Distribütör bitti. Oil filter. Bu oil filtre yağ filtresi bildiğimiz. Takacağız. Normalde oyunda da geliyor başta ama ben bunu sevmiyorum. Bunu kullanmayı. Sanki kötü durumda gibi. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Bunu takacağız. Hemen şuraya şu şekil takıyoruz ve elimizle bunu sıkıyoruz. Bu da bitti. Parçalar gitti azalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim fuel pump. Bu da değişebiliyor. Bunun arıza şeyleri de belirtileri de bu fuel pump yani bu eğer bozulursa benzin pompası diye düşünün bunu. Bozulursa ya araba çalışmayacaktır ya tekleyecektir. Onun gibi arızalara sebep olabilir bu da. Bunu da takıyoruz. Fuel pump'ın 7 numarayla 2 tane vidası var. Sağ ve solunda. Fuel pump da bitti. Şimdi gelelim alternatör. Bildiğimiz şarj dinamosu diyebiliriz buna. Bunun arıza belirtileri ise eğer araba çalışıyor, yürüyor, arabanız gidiyor ama bir yerden sonra akü bitiyorsa, bir daha marş başlıyorsunuz, marş almıyor araba veyahut da hiç tepki vermiyor elektriksel bir tepki. Alternatör bozuk olabilir. Çünkü şarj dinamosu bozuksa aküyü şarj etmeyecektir araba. Ve gitgide akü tükenecektir. Yani bunun da böyle bir belirtisi var. Bunu da buraya takıyoruz. Alternatörün şöyle çevirelim motoru. Koskoca motoru da elimizde çevirebiliyoruz. Bu da ayrı bir yetenek. Gelin 7 numarayla şöyle bunun ucunda bir vidası var. Ucunda.
Ucundaki 7 numarayla vidayı sıktıktan sonra bir tane de 10 numarayla alternatörün arkasında şurada bunu tutan bir vida var. Somun var. Bunu da sıkıyoruz. Gelelim alternatörün ayarına. Şimdi alternatörü şöyle en geriye alıyoruz bak. Buraya en yakın şekle. Water pump'a en yakın hale getiriyoruz. Getirdikten sonra bu arada vida sıkma tuşu yani mouse'un orta tuşuyla getiriliyor o şekilde. Direkt elle getiriyoruz yani. Getirdikten sonra kayışı takıyoruz. Ve bunu en geriye doğru çekiyoruz. En geriye çekildi. Şu an daha fazla geriye gitmiyor. 1, 2. 2 tane öne çekiyoruz ve bunun ayarı bu. Sonra tornavidayla sıkıyoruz. Tamamdır. Kayış ayarı bu. Eğer bu ayar yanlışsa, yani bu ayar yanlış ise kayıştan bir ses gelir. Böyle bir o da bir sürtme sesine benzer. Eğer o ses geliyorsa bu ayar yanlıştır. Bu ayarı yapmanız lazım. Bazıları en sona çektirip daha demin çektiğimiz gibi en sona çekip 14 tane geri çekinler. Gene aynı bu konuma geliyor. Ben de en aşağı çekip 2 tane öne çekiyorum. Gene aynı konuma geliyor. Bence bu daha kolay. Yani aynı ayar her şekilde. Ha buradan 14 tane buraya gelmişsiniz ya da en sona dayayıp 2 tane öne gelmişsiniz. Aynı şey. Ayarı bu şekilde bunun. En sona çekip 2 tane geri alıyoruz. Alternatör ayarı da bu şekilde. Şimdi gelelim motorun bu kısmına. Egzoz kısmı bura. Egzoza vereceğimiz kısım. Headers. Headers'ımızı alıyoruz. Buraya takıyoruz. Headers'ın 8 numarayla 5 tane vidası var. 2 tane sağ sol kollarda. Bir tane ise ortada. Tabi bu parçaların racing olanları da var. Yani yarış için olanları da var şurada. Böyle atlatırsak. Gördüğünüz gibi burada bak. Racing egzoz kiti falan. Burada gördüğünüz gibi şu ayrı spor karbüratör, şu direkt yarış karbüratör. Bu ve bu. Yarış radyatörü. Bunları alıp takabilirsiniz. Headers taktıktan sonra şurada bir yerde bizim karbüratörümüz olacak. Aynen öyle. Karbüratörü alıyoruz, takıyoruz. Gene bunun da 8 ile 4 tane vidası var. Zaten 2 tane kolu var bunun. Bu 4 vidayı sıktıktan sonra neyimiz eksik? Tabii ki de neredesin? Air filter. Ha burada. Air filter'ımız da burada. Bunu da böyle buraya takıyoruz. 6 numarayla 2 tane vidası var air filter'ın. Tam olarak burada. Hava filtremizi de taktık. Şimdi genel olarak motor bitti. Yani motor gördüğünüz gibi hazır. Şöyle de göstereyim. Motoru topladık. Motorla işimiz bitti. Şöyle bakıyorum, arta kalan parçamız da yok. Motoru alıyoruz. Şu şekilde motoru aldık. Şimdi bunu buraya kadar indirdik. İndirdikten sonra motorun şu oil filtre buraya gelecek şekilde. Yani bu kısma gelecek şekilde. Bunu alıyoruz. Şu şekilde. Zaten bir ses geliyor duydunuz. Ayarlamak biraz zor. Evet. Gördüğünüz gibi burada vidası var. Bir burada vidası var. Bunu 10 numarayla şuradan alıyoruz. Bakın şurada bir numara şey vida var. Biri burada. Diğeri ise burada. Evet, 10 numarayla bunları böyle sıkıyoruz. Ve motor askıya geliyor. Gördüğünüz gibi motor artık askıda. Ve motoru araca koyacağız. Geldikten sonra motoru hizalıyoruz buraya. Şu şekilde bir görüntümüz olacak. Hatta tam da videonun kapak fotoğrafı bura. Motoru şuraya hizalıyoruz. Şöyle yapalım. Biraz daha ileri gidiyoruz. Sonra yavaşça motoru indiriyoruz böyle bakarak. Evet, motor yuvaya oturdu. Şimdi hizalamamız gereken yerler. Şu kısım motorun şu ayağı. Şuraya. Aynı şekilde bundan öbür tarafta da var. Şundan. O da şu karşıya denk gelecek. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bir tane de arkada kulağı var motorun. Şöyle bakalım. Biraz motoru öne alacağız. Yani böyle göz kararı ayarlıyoruz bunu. Bakalım oldu mu? Evet. Motor yerine oturdu. Şurada gördüğünüz gibi vidalara denk geldi. Buradan 11 numarayı alıyoruz. Motorun araca bağlı olan 3 tane vidası var. Ve motor oturdu zaten arabaya gördüğünüz gibi. Şunu da sıkıyoruz. 3 vidasını sıktık motorun. Bu iş tamam. Hatta
Şöyle bir şey göstereyim. Arabayı bunda çekip itebiliyorsunuz. Hatta arabanın önünde böyle kaldırabiliyorsunuz. Bu şekil. Tabii biz elimizde zaten 11 numara vardı. 10 numaraya geçelim. Motoru koyduk. 10 numarayla şunları çözüyoruz. Araba indirmeye üşendiğim için burada çözeceğim. Araba yere düşsün, çok da önemli değil. Böyle denk gelelim. Tam olarak bu şekilde. Arabaya motoru koyduk. Ve şu an çok güzel oldu. Şöyle baktığımız zaman her şey yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi motoru koyduk, bitti mi? Bitmedi. Motoru koyduk, vidalarını sabitledik. Şimdi bir önceki bölümden izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Debriyaj hattının bir tane somunu gevşekti. Motoru koyunca sıkacaktık. Tam olarak şurada. Bakın şuradan debriyaj hattından şey geliyor. Boru. Öyle geliyor. Tam olarak burada görüyorsunuz. Şuraya bağlanıyor debriyajın olduğu yere. Bakın şu. Şu somunu sıkıyoruz. Motoru taktıktan sonra. Debriyajın hidrolik borusunun vidası. Şöyle takip ederseniz şuraya doğru gider. Debriyaj hattını sıktık. Sonra hatırlarsanız vites çubuğunu takmıştık. Ve 5 numara elimize alalım. Ve arabanın altına inelim. Şöyle bakarsak. Şurada bakın. Vitesten gelen bir çubuk var. Şurası vites. Vitesten gelen bir çubuğun burada 3 tane vidası olacak. 5 numarayla. 5 numarayla 3 tane vidası olacak. 2 tanesi burada. Diğer bir tanesi de şurada en tepede. Şurası. Bunun üstten de sıkabilirsiniz. Bu çubuğun 3 tane vidası var. Bunu sıkmayı unutmayın. Sonra vitesler geçmez arabada. Sonra tekrardan aracı yönetelim. Daha rahat çalışmak adına. Biraz daha itelim. Tamam. Vites çubuğunun vidalarını sıktık. Debriyaj hidrolik hattının vidasını sıktık. Şimdi half şaftları takmıştık. Bildiğimiz şaftlar yani. Şaftları takmıştık. Onların da vidalarını sıkmadık. Eğer bunları sıkmazsanız araba ilerlemez. Bunları da sıkıyoruz. 3 burada, 3 orada. Bakın şu şaftın bu vidaları. Şaftlar da bitti. Şimdi geriye ne kaldı? Şurada bir yerde bizim bir adet radyatörümüz olacak. Evet. Tam olarak burada. Radyatörü alıyoruz. Bu aracın soğutmasını sağlayacak sistem. Şöyle yapalım. O ters döner zaten kendisi. Bunun 7 numarayla 4 tane köşelerine vidası var. Şöyle dönüyoruz. Dört tane vidası var. Radyatörü taktıktan sonra ne eksik? Tabii ki de radyatör boruları. Şimdi biri alıyoruz. Biri aldıktan sonra bu böyle üst tarafa denk geliyor. Bunu taktık. Sonra gelelim buradan ikiye alalım. Şuradan bir bunun dönüşü olacak. Tam olarak şuraya. İkinci boru da buraya takılıyor. Bakın birinci boru radyatörün çıkışından su pompası tarafına geliyor. Oradan da ikinci boru da şuradan şöyle bağlanıyor ve bunun ucu açık. Üçüncü boru da ikinci borunun ucuna bağlanacak. Şu şekilde bağlarsak gördüğünüz gibi hortum tesisatı bu şekilde. 1 2 3 5 tane tornavidayla bunların vidası var. 5 adet. Bakın birincisi burada. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Şurada vida yok. Şu gördüğünüz kısımda vida yok. Yani şurada. Dördüncüsü burada. Beşincisi burada. 5 adet. İkinci hortumun bir ucunda vida yok. O yüzden 5 adet. Yoksa 6 adet olması lazım. Orası geçmeli. Şimdi radyatör kısmını da bitirdik. Her şeyimiz tamam. Egzoz borusu. Aşağı ineceğiz. Tabii ki şuradan inmeden önce 7 numarayı alalım. Bir daha çık olmasın.
borusunu alıyoruz. Şöyle havaya kalkıyoruz. Bunu oturtturması biraz güç ama. Hatta hep böyle durursa daha iyi bizim için. Tam olarak böyle. Egzoz borusunu takıyoruz. 7 numarayla bir tane. Burada vidası var. Benzin deposunun hemen arkasında. 2 tane de hemen şurada. Headers'ın altında vidası var. Toplamda 3 tane egzoz borusunun vidası var. Son geriye kalan da susturucumuz. Egzoz susturucusu. Bunu da şöyle. Bu bir bug. Şu an oturdu. Bu da 7 numarayla. Bunu da sıkıyor. Bunun bir tane vidası var. Burada. Egzoz sistemi bitiyor. Yani egzoz sisteminde toplamda 7 numarayla 4 tane vida var. 3 tane boruda, bir tane susturucuda. Egzoz sistemi de bitti. Aracın çoğu şeyi bitti. Hatta bugünlük yapacaklarımız da bitti. Motoru topladık. Motor araca koyduk. Radyatörü topladık. Egzozu topladık. Şimdi videoyu kapatmadan yapacağımız birkaç bir şey kaldı. Onlar da şudur. Artık aracın yağını koyabiliriz. Şöyle motor yağ kapağını açıyoruz. Şöyle bir çubuğu çekiyoruz. Yağ yok tabii ki haliyle içinde. Sonra yağ doldurmaya başlıyoruz. Eskiden bu ses efektleri ve aşağıdaki bar yoktu. Pek anlayamıyorduk dolup dolmadığını. Yağ dolum işlemi bitti. Bakalım. Hala içinde yağ var. Demek ki bir bidon yağ motora fazla bile geliyor. Bir bidon yağ yeterli. Hatta yedek bile kalıyor. Ve yağımız full. Max'ta. Sapsarı. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Oyuna güncellemelerle animasyonlar da gelmişti. Eğer yağ kaçağı falan olursa bir yerden aşağı yağ damlama şey oluyordu. Animasyon oluyordu. O şekilde kontrol edebilirsiniz. Yağ damlama animasyonumuz yok. Yağımızda da eksilme zaten yok. Tamamdır. Yağ ilişimiz bitti. Şimdi gelelim radyatöre. Antifrizimizi dediğimiz şeyi, bu antifriz dediğimiz şeyi, soğutma suyunu arabaya ekleyelim. Radyatörümüz de tamam. Burada dolduğuna göre tek geri eksik kalanımız tabii ki de fren hidrolik yağları. Bunu bir önceki bölümde koyacaktım aslında. Bir önceki bölümü ilgilendiriyor diye. Ama bu bölüme nasipmiş. O önceki bölümü unuttum. İkinci hazne doluyor. Tamam. Hepsi doldu. Toplamda 2,5 kutu fren yağı gitti. Demek ki bu kadar kutuya doluyormuş. Ve şöyle bir şey ki oyunda fren yağı çok eksilmiyor genelde. Ben önceki oynadığım Save the Rehber serisini bilenler bilir. Orada neredeyse hiç fren yağını kontrol etmedim. Yani hep oynadım sadece. Fren yağı pek eksilmiyor. Şimdi fren yağlarımız da bitti. Şu ikisi atılacak. Bunları çöp konteynerine atıp yakıyoruz bu arada. Bunlar yok oluyor o şekilde. Yağlarımız bitti. Şimdi ne kaldı geriye? Benzin. Benzinimizi dolduralım. Şimdi bakalım. Durdu. Bidon boşalmış. Ama benzin büyük ihtimalle yarım depoya falan yaklaşmıştır. Veyahut da geçmiştir. Tam takip edemedim. Telefona bakıyordum o anda. Bu da bitti. Genel olarak her şeyimiz bitti. Motoru koyduk. Şimdi bir tek elektrik tesisatı kaldı. Sonra çalıştırıp arabada bir sorun var mı ona bakacağız. Eskiyen veyahut da bozuk bir parçamız var mı? Buraya kadar izlediyseniz de mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videonun açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Hepinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla bir sonraki bölümde elektrik tesisatı bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.